Efendim Çınar. Alo Defne. Aşkım sen neredesin? Acil konuşmamız lazım. Çınar ne oldu? Sesim öyle telaşlı geliyor. Yavrum ben şimdi eve geçiyorum. Sen de eve gel orada konuşalım tamam mı? Telefonda olmaz. Hadi. Tamam Çınar sakin ol şimdi eve geçiyorum. Defne bak. Sedef seni ararsa sakın telefonunu açma tamam mı? Bana söz ver. Sakın onun telefonunu açma. Tamam. Hadi. Çınar ne diyorsun? Niye Sedef arayınca açmıyorum telefonumu? Defne lütfen dediğimi yap. Lütfen. Geldiğimde sana her şeyi anlatacağım hadi. Tamam Çınar tamam. Ne oluyor? Hayır. Hayır Defne. Hayır dinlemeyeceksin onu. Biz eve geçiyoruz. Sedef'le sonra konuşacağız. Değil mi Sedef? Hadi. Ya bir dur. Sedef ne oluyor? Bir şey olduğu yok hayatım. Beni dinle. Biz içeri geçiyoruz. Ben Sedef'le sonra bu konuyu konuşacağım. Tamam mı Sedef? Ya bir Çınar durur musun? Sedef ne oluyor? Çınar yeter artık yeter. Bırak her şeyi bilmeye hakkı var. Öğrensin. Sedef ben neyi öğreneceğim? Neyi bilmem gerekiyor? Anlatsana bana. Sedef. Bak şu an ne yeri ne zamanı bu konuyu seninle sonra konuşacağız. Hadi Defne. Çınar bir bırak. O zaman asla gelmeyecek ve ben artık bu işkenceyle yaşamaktan çok yoruldum. Bırak bilsin. Defne. Ben Çınar'a sana her şeyi anlatması için yeteri kadar zaman verdim. Ama yapmadım. Ya yeter. Anlatın artık. Delirtmeyin beni. Defne özür dilerim. Keşke sana her şeyi çok önceden anlatsaydım. Defne, Çınar'la biz...